Evet, yeni bir kadınla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir kadın var yanımızda. Oyuncu Füsun Demirel'i ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Benim için de büyük mutluluk. biz sevgili Sara Atilla sizin oynadığınız dizi ve filmlerden bir kurgu video yaptı, video kurguladı. Önce ona bakalım mı biraz? Bakalım. Bana da nostaljik bir şey olacak. Uyuyor da kaldırmadım. Kıyameti koparır yoksa. Paradır. Fal bakmışım, kazanmışım. Say hele. Ama bana alındı. Elim bile süremedim. Aman geç bak. Neyini göreceksin? Radyo işte. İnfaz edeceğim hem de yargısız. Ya anne delirtme insanı sabah sabah ya. Feministin tersi oldum. Yok neydi o ya? Maçonun tersi. Bahtiyar. Bahtiyar hadi kalk çocuğum. Komi. Ben İtalyanca mı konuştum? Evet, tekrardan stüdyodayız. Ayaklarınıza sağlık tekrardan geldiğiniz için. Videoyla da böyle bir geçmişi tazeledik. Yer aldığınız dizileri ve filmleri birazcık izledik. Onlardan bazılarını izledik. Siz Ankara'da doğdunuz, sonra lisede İzmir'de okudunuz, sonrasında da İstanbul'a geldiniz. Diğerleri İzmir'e ve İstanbul'a ayrıca değiniriz. Fakat ilk önce Ankara'dan başlayalım isteriz. Çocukluğunuz Ankara'da geçti. Nasıl bir çocuktunuz? Çocukken de tiyatrocu olmak gibi bir hayaliniz var mıydı? Ankara benim hayalimde hiç yok. Çünkü sadece 2 yaşına kadar ben 2 yaşındayken ailem İstanbul'a gelmiş. Çocukluğum aslında İstanbul'da geçti. Osman Bey'de yaşadık. Nişantaşı'nda Selim Sırıtarcan İlkokulu'na gidiyordum. Tam böyle bir Nişantaşı Osman Bey çocuğuydum. O zamanlar aslında elbette yani çocuk olarak ancak belki o izlediğim oyunculara öykünüyordum ama hani oyuncu olayım diye bir şey yoktu. Fakat beni galiba hani içten içe etkileyen hiç unutmadım yani 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında en yoğun o yıllarda annem çok meraklıydı Türk sinemasına. Osman Bey'de İnci Sineması vardı Pangaltı'da. Bütün galalara götürürdü mesela. Ben Yeşilçam'ın büyük yıldızlarını işte Türkan Şoraylar, Fatma Girikler, Filiz Akınlar falan galalarda hep onları görürdüm yani. Bayağı böyle hani kırmızı halıda muhteşem galalar yapılırdı. Ve aslında gerçekten ben hep onları izleye izleye büyüdüm. Çünkü annemin çok merakı vardı sinemaya, tiyatroya, sanatın her dalına, musikiye. Dolayısıyla hani evimize de böyle işte ses mecmuası, hayat mecmuası, işte bu yıldızların bütün o magazin hayatları hepsi girerdi falan. Yani gerçekten çok küçük yaşta bu kültürle büyüdüğüm için belki de hani içten içe annem de böyle cimdikliğe cimdikliğe zorla beni hani çık şimdi bir göbek at, çık şimdi ortaya bir oyna falan yapardı acaba diyorum. Bunlar da mı etkiledi? İşte çok küçük yaştan baleye beni yazdırdı. Yıllar boyu bale yaptım, dans ettim. Hep böyle balık etliydim ama gene de bale yaptım yani bir şekilde. Bunlar etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Aileden geliyor yani aslında sanat. Evet, ilginiz. Geliyor. Mesela ablam ressam. Yani bütün çocukluğum boyunca önümde rol model bir abla var ve Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidiyor. Bedri Rahmi'nin öğrencisi. Dolayısıyla hani sanat bizim evin içinde çok gündelik bir olay. Dolayısıyla hani galiba kaçınılmazdı yani sayısal seçecek halim yoktu. Bir de şey dediniz ya annem hani galalara götürdü. O zaman böyle sinema, kültür, sanat halkla daha iç içeymiş sanki. Şimdi mesela galalara çok öyle halktan insanlar gidemiyor. Biraz o şey de sanki. Doğru. Galalar halka açıktı. Evet. Gerçekten. Şimdi pek değil kapalı sanat. Localar vardı ve o yıldızlar localarda oturdu. Mesela annem. Çok iyi hatırlıyorum. O yıldızların hemen yanındaki locadan yer alayım diye böyle sabahın köründe kuyruklara girip o locayı kapardı yani bir şekilde. Ve böyle ben hep filmi değil aslında onları izlerdim falan böyle. Bir de çocukken daha insan meraklı tabii, oluyor. Tabii. Sonra kim derdi ki yani ben işte
büyüyeceğim de sinemacı olacağım ve Türkan mesela rol arkadaşım oldu. Yani böyle muhteşem bir şey olabilir mi? İşte. Sonrasında liseyi okumak için İzmir'e gittiniz. Ortaokul yılları İzmir'e aile gitti. Hep birlikte gittik ve İzmir'de ortaokul ve liseyi orada bitirdim. Yani tam ergenliğim de İzmir'de geçti. Bebeklik Ankara, bebeklik Ankara, dönem İstanbul, ergenlik İzmir gibi aynen olmuş. Öyle. Aslında üç kenti de farklı farklı zamanlarda tatmışsınız üç büyük şehri. Devlet Konservatuvarı'na girmek istediniz fakat giremediniz. Sonra İtalya'ya gittiniz. Evet. Orada dil eğitimi aldınız. Evet. Ardından 1980 yılında Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun oldunuz. Evet. Üniversite yılları nasıldı yurt dışında deneyimlemek? Muhteşem. ben aşağı yukarı 1982-83 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. O da gariptir çünkü 80 darbesi olmuş ve Türkiye'den akın akın insanlar yurt dışına gidiyor. Ben 6 yılımı tamamladım ve artık ülkeme gideyim ve ülkemde mesleğimi yapayım diye. Ben Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Ama inanın döndükten sonra hayatıma giren, karşıma çıkan herkese mutlaka gençlikte daha uygar bir ülkeye gidin ve gençliğinizin bir kısmını orada yaşayın diye önerdim. Çünkü ben çok yani şeyler kazandım, deneyimler kazandım. Akademi oyunculuk anlamında elbette bana çok şey kattı. Sonuçta bir eğitim, akademik bir eğitim ama benim tek başıma 77-80 yılları İtalya'da yani genç bir kadın olarak yaşıyor olmam, hayat mücadelesi verebilmem. Şeydi yani çok büyük kazanımdı benim açımdan. Zorlandığınız zamanlar oldu mu? Tabii peki? Oldu. Mutlaka oldu. Olmaz mı? Yani bir kere en başında dil açısından. Çünkü ben bir düz lise bitirdim ve İngilizce eğitim almıştım. Dolayısıyla İtalyanca hiç bilmiyordum. Tek kelime nereden bileceksiniz ve gittikten sonra işte ilk aylar çok zorlandım gerçekten. Hiçbir şey anlamıyordum. Ama Dil Üniversitesi o kadar hızlandırılmış ki eğitim günde 8 saat. Haftanın 5 günü sadece İtalyanca konuşuyorsunuz. İster istemez hani ilk 3 ayda bayağı ciddi bir şekilde dile hakim oluyorsunuz yani kaçınılmaz olarak ama işte onun bir mücadelesi oluyor tabii. Hani o sırada biraz pes edebilirsiniz yani çok rahat pes edilebilir aslında. Hani ailem de şey diyordu hani bak zorlanma Füsun hani kendini üzme istiyorsan geri dön ama geri dönmek de insanın yediremiyor kendisini. Geri dönüş diye bir şey söz konusu değil dedim hep kendime ve yani o hayat mücadelesini sonuna kadar götürdüm. Ekonomik zorluklar oluyor, öğrencisiniz. Aileniz öyle şey değil, hani zengin bir aile değildi bizimkiler. Hani orta halli, memur ailesi ve yani başka bir ülkede çocuğunu okutmak da çok sıkıntılı bir durum aslında. O nedenle ben hep ek işler yaptım. Devamlı ek işler evet, yaptım. Evet, ben bir röportajınızda okumuştum. Bit pazarında da bir şeyler sattım gibi bir şey söylemiştiniz İtalya'da. Evet, öğrencilik evet. Yıllarınızdan bahsederken. Tabii tabii. Oradaki bit pazarında çalışıyordum. İkinci el işler yapıyordum. Arkadaşlarımdan, öğrenci arkadaşlarımdan topladığım şeyleri orada satıyordum. Sonra bebek bakıcılığı yaptım uzun zaman. Yani en çok o işi yaptım aslında. Çocuk ve bebek baktım. Öğrenciler için en imkanlı işlerden birisi odur yurt dışında. Sonra restoranlarda çalışıyorsunuz, bulaşık yıkıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz. Aslında ne iş olsa yapıyorsunuz. Ama en sevdiğim Roma'da Piazza Navona diye bir meydan vardır. Gidenler mutlaka bilir çok. Roma'nın en güzel meydanlarından biridir. O Michelangelo'nun heykelleri, sular akar falan. Orası
Burası benim sabit meydanımdı. Okul ders işte 6'da falan biterdi. O saatten sonra akşam 12'ye kadar işte o işporta tezgahımda takılar satardım. Mesela oyunculuğuma en büyük katkılardan birisi o sokak hayatı, oradaki gözlemlerim, tanıklıklarım inanılmazdır yani. Kültür sanat eğitimi açısından nasıldı? Yani yurt dışında kültür sanat eğitimi almak İtalya'da. Çok kıymetli. Türkiye ile hani kıyaslama şu anda baktığınızda kıyas yapmak hani istemiyorum aslında ama hani ben ancak o tarihten söz edebilirim tabii. O tarihler 70'li yıllar açısından çok değerliydi. Aslında Türkiye'de şimdiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Şimdi çok şey değişti. Ama bir tek devlet konservatuarı vardı o zamanlar ve çok katı disipline olan bir okuldu. Ne bileyim bir kızla bir erkek öğrenci orada flört etseler, bahçede el ele tutuşsalar büyük bir ceza alırlardı gibi hani hep bunlar anlatılırdı. Oysa tiyatro insanı için kendini hani sahneye hazırlayan o aday oyuncular için bu baskılar asla olmayacak şeyler normalde. Ben en büyük şansım bu akademide çok özgür bir ortamda yetişmiş olmam. Onu her zaman söylüyorum. Yani tiyatrocu yetiştirirken o kurumun bence çok özgür bakış açısı olması lazım. Beni kilolu bulup almayan Türkiye'deki konservatuvar mesela Roma Dramatik Sanatlar Akademisi'nde biz o kadar bedenimizle barıştık ki beni barıştırdı yani orası. Yani asıl önemli beden olan da o zaten. Tabii yani en güzel tarafı oyuncu için cinsiyet diye bir şey yok. Beden algısı, bakışı çok farklı ve yani kız öğrenci, erkek öğrenci orada cinsiyet diye bir şey yok. Zaten tiyatro sahnesinin öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla yani bedeninle de barışıyorsun. Bütün bu meseleleri hallediyorsun artık okuldan mezun olduğun zaman. Ve akademide çok çeşitli yöntemleri açık. Onları deneyebilme imkanına açık eğitim veriliyor. Mesela en çok beni şaşırtan ne olmuştu? Ben İzmir Kız Lisesi'ni bitirip gitmişim. Biz İzmir'de büyüklere hitap ederken işte mesela Ayşe Hanım teyze falan deriz. İşte Hasan Bey amca deriz o zamanlar, o tarihler. Öyleydi hitaplar. Saygı ifadesi. Ben akademiye girdiğimde koca koca yaşlı profesörlere, sınıf arkadaşlarım ismiyle hitap ediyordu işte. Elena diyor, Andrea diyor falan. Ben şok geçirdim. Neden signore demiyorsunuz dedim. Öyle bir şey yok. Onu da talep etmiyor zaten hocalar. Yani saygı o noktada değil. Ve aslında saygının göstergesi sözcüklerle ifade edilmiyor. Böyle olunca ne oluyor? O gençler çok daha samimi bir ilişki kuruyor. Özgür kendini ifade edebiliyor. Bir geniş aktör olabilmek için de en birinci temel şey bu aslında. Evet. Akademinin sayamayacağım güzel özellikleri vardı. Mesela dünya tiyatro tarihinde yeri olan Julian Beck ve Living Theater, yaşayan tiyatro. Onlar bir ekoldür. Eskiler bilir ama şimdi bilmiyorum artık literatürde var mı yok mu. Sokak tiyatrosu yapan çok önemli bir gruptu. Bizim akademiyle 6 aylık bir anlaşma yapmışlardı. Ve biz Living Theater'la çalışma şansını elde ettik. Çok büyük bir deneyimlemeydi bu yani sokak tiyatrosu deneyimi. Anarşistlerdi. Ve dünyanın herhangi bir yerinde mesela Arjantin'de eğer bir darbe olmuşsa oraya gidip orada sokak tiyatrosunu yapıp mesela gözaltına alındıkları falan gibi hikayeler vardı. Ve biz o 6 ayın sonunda Roma'da bir kilisenin önünde gösteri yapacağız. Öyle karar verdiler. Ben mesela çok kaygılanmıştım. Gene herhangi bir şey olacak ve neden kilisenin önü seçildi? Çünkü doğaçlama yapılıyor.
Neden kilisenin önü seçildi? Acaba bir şey başımıza gelecek mi? Burada yabancı bir öğrenciyim falan. Ama gerçekten kazasız atlattık. Yine de benim hayatımda mesela bütün bunlar çok büyük zenginlikler oldu. Evet. Siz mezun olduktan sonra Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyununda tiyatro oyunculuğuna adım attınız Berlin'de. Evet. Mezun oldunuz İtalya'da, sonra Berlin'e geçtiniz. Evet, doğru. O nasıldı peki? Nasıl bir deneyimdi? O da müthiş bir şeydi. Ben Strehler'le çalışmak istedim ama denk düşmedi yani. Konuştuk, anlaştık fakat denk getiremedim. Ben ve hemen o sıralarda Vasıf abiyi öğrenmiştim. Berlin'de bir Türk tiyatrosu kurma aşamasındaydı. Ve ben atlayıp trene gittim. Direkt yani Milano'dan Almanya'ya geçtim. Berlin'de henüz kolektif tiyatrıydı adı tiyatromuzun. Yani İstanbul Birlik Sahnesi'nin devamı niteliğindeydi. Birlik Sahnesi de zaten 80 darbesi sonrası hepsi grup olarak Almanya'ya gitmişler. Ben de onlara İtalya'dan dahil oldum. Zengin Mutfağı'ydı zaten Vasıf abinin projesi. Hem Türkçe oynanacaktı hem Almanca oynanacaktı. İki ekibe birden reji yaptı. Çok da müthiş bir deneyimdi o benim için. Yani Vasıf abi tarafından kabul edilmek büyük bir heyecandı, mutluluktu benim için. Zengin Mutfağı benim ilk epik tiyatroyla tanıştığım, yani profesyonel anlamda tanıştığım bir oyun ve bir proje oldu. Dolayısıyla hayatımın gene en özel yerindedir o yıllar. Sonra Türkiye'ye dönüş. Evet. Değil mi? Oyunculuğa Türkiye'de devam ettiniz. Çevre Tiyatrosu, Dorman Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabera, Dostlar Tiyatrosu. Aslında çok az önce de bahsettiniz. Çok önemli isimlerle çalışmışsınız. Yayında girişte de söylediniz, hiç böyle galalara giderdik. Oradaki insanlara bakardım. Ama sonra çok büyük isimlerle çalıştınız. Çalışma fırsatı buldunuz. Ustalarla çalışmak nasıl diyeyim? Ve bir de tabii Bir Yudum Sevgi ilk sinema oyunu. Hep bu soru sorulur, biz de soralım. Es geçmeyelim. Tiyatro sinema arasındaki fark diye. Böyle devam edelim. Ustalarla çalışmak gerçekten çok büyük bir şans, büyük bir zenginlik genç oyuncu için. Ben hakikaten mesleğe dair öğrendiğim çok şey onlardandır. Yani onlardan el aldım, feyz aldım rahatlıkla diyebilirim. Bu mesleği bir yaşam biçimine dönüştürdüysem, mesleğe dört elle sarılıp hayatımda her şeyin önüne geçtiyse, hep o ustalarımdan ne gördüysem aslında öyle oldu. Ustalardan edindiğim en büyük aslında tecrübe, usta olmak nasıl bir şey diye baktığın zaman gerçekten o mütevaziliği, her şeyi sindirmiş olmaları, vakur davranışları ve gençlerle bulundukları ortam, tiyatro ise tiyatro, eğer sinema ise set ortamı, oradaki herkesle olan ilişkilerindeki barışık, sevgi dolu, kucaklayıcı davranış biçimleri bir insanı anladım ki usta yapıyor. Yani ustalık böyle bir şey aslında. Ve hayatım boyu hep onu sürdürme gayretinde oldum ben de ilişkilerimde. Ve beni seçerken Zeki Alasya, Metin Akpınar, Deve Kuşu Kabare için genç bir kadın oyuncu arıyorlar. Ben Dorman Tiyatrosu'nda oynuyorum o zaman. Tek bir şey sormuşlar ismim geçtiğinde. Oyunculuğunu sormuyoruz, iyi oyuncudur eminiz ama kulisi nasıl diye sormuşlar. Hayatım boyu bunu hiç unutmadım. Kulisi nasıl? Yani
kadar önemli bir şey kulisinin nasıl olması. Hep de bu yaşıma geldim kulisi iyidir diye işte o yerleşti kaldı. Ben de şimdi artık tiyatro yapıyorum, gençlerle çalışıyorum. Aynen beni seçerken o tercih ettikleri gibi ben de tavsiye edildiğinde birisi soruyorum kulisi nasıl? çünkü çok iyi performanslar olabilir ya da orta performans olabilirdi ama siz onu rejiyle bir şekilde yukarıya çekebilirsiniz. Bu mümkün. Fakat hani o kulisi nasıl hikayesi o kadar önemli ki. Orada belki de kişiliği nasıl sorusu tabii, gibi bir şey o. Aynen öyle. Değil mi? Yani sorun çıkarır karakter. Mı? Kapris yapıyor mu? Ya da çalışma mesai arkadaşlarına karşı. Tabii her şeyi barındırıyor o yani. Dolayısıyla benim için hakikaten o Zeki Metin'in sorusu hayatımda temel bir şey oldu. Siz tiyatro oyunculuğu da yaptınız, sinema oyunculuğu da yaptınız, dizi oyunculuğu da yaptınız. Hangisini daha çok sevdiniz? Hangisinin yeri sizin için çok ayrı? Hep sorulan bir soru. Hep soruluyor. Aslında cevaplamak da zor. Oyunculuk temeldir aslında. Yani oyunculuğu... Öyle bir ayrım oyunculuk, yok. Hayır, oyunculuk temeldir. Yani oyunculuğun öylesi böylesi olmaz. Ben biraz bu şeylere şaşırarak bakıyorum da günümüzde kamera önü oyunculuğu, kursları falan. Yani biraz bunları ticari buluyorum açıkçası, onu da söyleyeyim. Gençler de sayısız artık binlerce bu sektöre ilgi duyup gelenler. Ve bir şekilde yani ünlü olmak istiyorlar, tanınmak istiyorlar, bu meslekten ekmek yemek istiyorlar. Dolayısıyla onlar da ne yapacağını çok bilmeden oraya gidiyor, oraya gidiyor. Ama oyunculuk aslında çok temel bir şeydir. Kamera devreye girdiği zaman elbette teknik olarak bir takım farklılıklar gösteriyor oyunculukta, minimalize ediyorsunuz yani çok onu da çok birkaç şeyle çekimle öğrenebiliyorsunuz yani böyle büyük kurslar vesaireler çok gerekli olduğunu hiç asla düşünmüyorum. Ben hep şunu söyledim, tiyatroyla evlilik yaptım ama yani sinemaya aşığım dedim. Ve hala öyleyim. Kamera başka bir şey benim çok hayatımda. Güzel. Bir cümle kurdunuz yani çok. Evet. Gerçekten öyle yaşadım mesleğimi. Ama şimdi de kamerayla çok fazla yan yana gelemiyorum. Müthiş özlem duyuyorsam da. Ama seyircilerin gözleri şimdi her biri bir kamera benim için. Sahneden işte sürekli onlarla buluşuyoruz. Güzel. İyi ki de buluşuyorsunuz. Evet. O zaman sinemayla yani bizim için de özel bir yeri olan filmle devam edelim. Biliyorum bu soru da çok karşılaştığınız bir soru ama Uçurtmayı Vurmasınlar. Aslında Uçurtmayı Vurmasınlar hani Türkiye'nin en iyi kadın filmleri arasında diye bir kadın filmi Uçurtmayı Vurmasınlar aslında. Ve bizim için de özel bir yeri olan bir film diyelim. O hapishane deneyimi, bir kadın hapishanesi, işte çocuğuyla hapishanede kalmak zorunda kalan bir kadının hikayesi. Orada tabii daha işte siyasi olaylardan dolayı hapse girmiş kadınlarla tanışan, ne bileyim Barış. Belki evet. nasıl yani Uçurtmayı Vurmasınlar'ı nasıl anıyorsunuz, nasıl anarsınız? Bazen şimdi böyle konuşunca yani ağlama isteği geliyor. Ben de anlatırken ben de gözlerim doldu. Evet, çok doluyorum. Çok güzel anılarım var. Tunç Başaran bu projeyi getirdiğinde yani. Evet. Hakikaten çok etkilendik hepimiz. Çok sarıldım Uçurtmayı Vurmasınlar projesine. Tunca böyle arabalara doldurup oyuncu arkadaşlarımı götürdüm, tanıştırdım. Bak bu kadar yetenekli kadın oyuncular var Tunç işte bu filmde rol alsınlar. Çocuk oyuncu arıyordu Ozan'ı. Biz arkadaşımızın yeğeniydi ve onunla buluşturduk ve işte o Barış ortaya çıktı. Yani Uçurtmanın kastında bir parça emeğim var.
Bir projeyi sahiplendiğim zaman gerçekten gönülden hani iyi olsun diye her türlü emeği vermeyi seviyorum. Sultanahmet Cezaevi'nde çektik. Son haliydi cezaevinin. Daha sonra Four Seasons Otel oldu. Çok şeydi tabii ki, yani yılların getirdiği o bakımsız, atıl kalmış bir cezaevi. Çok rutubetli, o ıslak rutubet kokuları falan. Oraya dekor yaptılar ve orada çalıştık. Uzun da sürdü, 1,5 ay sürdü. Hep ben Barış kucağımda ve benim ranzam üstteydi. Böyle zıplaya zıplaya orada bel fıtığı oldum. Güzel anılarımız var uçurtmayla ilgili. O ekiple hala görüşüyor. Ya belki özel bir soru oldu. Çok özür dilerim ama hani gerçekten meraktan sordum. Ya şöyle oluyor. Bir süre sonra herkes kendi yaşam kaygısından, koşuşturmasından kopuyor insanlar birbirinden. Yani geçen bir Tunç da bir açıklama yaptı. Aslında ben siyasi bir film çekmemiştim gibi bir şey söyledi. Fakat bizim için hani Tunç o zaman da bize şöyle dedi. Yani ben bir sevgi filmi çekiyorum. Bunu hep bunun altını çizdi. Ben bir sevgi filmi çekiyorum. Hakikaten aslında güzel bir sevgi filmidir uçurtma. Ama arkasındaki siyasi mesajını yönetmeni de olsa onun ne derse desin bunu silemez yani. Aslında şey gibi geldi aklıma. Bir sevgi filmi çekmeyi tercih etmek de aslında siyasi bir... sevgi filmi çekmek istemek de aslında, yani tabii bunu zorla siyasi bir yere çekmeye çalışmak için söylemiyorum, fakat insanlara o gerçek hikayenin geçmesi, o sevginin geçmesi, tabii. Her birinin sonuçları bir yandan siyasi sonuçlar doğuruyor. Bir de şey çünkü. Yani kadın koğuşunda bir sevgi filmi çekiyorsun. O ağır koşullarda kadınlar, o çocuk. Yani hakikaten bunda da bence de siyasi bir yaklaşım diye bakabiliriz. Yani insan, herkes hani hangi taraftan baktığınla çok ilgili. Şimdi, kadınların o birbiriyle olan ilişkisi bile tabii, insana o. Tabii elbette. Mesela benim oynadığım karakter kocasının esrar suçunu üstlenip içeriye giren o kadının hikayesidir ve özellikle Barış'a öfkeli bir annedir. Bütün o hayattaki o acıları, öfkelerini çocuktan çıkartır. Anne o kadar şiddet ve öfke dolu olduğu için Barış İnci'ye yakınlaşır falan. Uçurtma 89 yılında çektik. Bakın 2019 yılındayız. Değişen hiçbir şey yok. Hatta katlanarak gelen cezaevindeki çocukların dramları halen günümüze çok ağır. Bebeklerle artık insanlar, kadınlar yani doğumu yapıyor. Doğumhaneden alıyorlar, cezaevine koyuyorlar. Hani bebek elinde. Yani gerçekten koşullar çok kötü. Hani onlara da buradan belki yeniden... selam yollayalım o kadınlara ve bir gün onların koşullarının da iyileşmesini buradan dileyelim. Uçurtmayı vurması çok gerçek, yani Türkiye'deki hapishaneleri ve oradaki ilişkileri anlatan çok gerçek bir filmdi. Belki de bu yüzden sevildi, belki de bu yüzden içimizde çok yer etti, içimizde dokundu. Çünkü hala seneler sonra... konuşabiliyoruz ve Türkiye sineması için de çok önemli bir film. Evet, hala çok önemli kesinlikle. Ve bundan sonra da çok önemli olacak bir film. Dizilere geçelim mi birazcık da? Bizim de çok sevdiğimiz, benim de çok yakından takip ettiğim Sıdıka. Evet. Sıdıka genç bir kadının biraz felsefi, biraz hayatla kavgasını anlatan bir diziydi ve çok tutuldu. Evet. O da aslında Türkiye'deki klasik bir ailenin yapısını özetleyen bir çerçevede çekilmişti. Ama çok özgün diyaloglar vardı, evet. Çok sansürsüzdü. Herkes çok sahiplendi ve çok sevdi. Buradan sizce... Atilla Atalay'a selam olsun. Atilla'nın muhteşem senaryosudur.
aslında onun yarattığı karakterler. O da bir kadın isyanını biraz bir şeyi anlatıyor. Çok genç haklı kadın, bir isyanı. Genç kadın, anneye olan ve aileye olan. Çok güzeldir Sıdıka. O deli deli halleri, o ailenin. O da çok şeydir, içimizdendir yani, çok yaşayan ilişkilerdir. Bazen biziz zaten. Ne kadar hani böyle sürrealist gibi gelse de bize o diyaloglar, o Sıdıka'nın hayalleri, ne kadar gerçeküstü gibi olsa da aslında yine de çok sımsıcaktır o ilişkiler. Ya Sıdıka'yı ben yani programlar yetmez anlatmaya ama o terlik hikayem... O kadar seyirci sevmiş ki bir gün yönetmenimiz Fatoş dedi ki Füsun inanmıyorlar. Terliği senin fırlattığına inanmıyorlar. Ben bunu çekeceğim dedi. Sonra tamam ben ve kamerayla takip etti. Hani böyle ayağımdan ben terliği fırlatıyorum, yakalıyorum. Sonra bir... atıyorum. Tam da Hasibe'nin alnını hep isabet ettirirdim. Sonunda zaten bize yumuşak terlik aldılar. Çünkü kızın burasını her seferinde kızartıyordum. Öyle de bir anne terliği hikayelerim. İyi yatarım evet, diyorsunuz. Anne terliği yani müthiş. Sokakta da yürürken bizde de anne terliği var. Bizde de anne terliği var. Sürekli ben bununla karşılaşıyordum. Sıdıka çok hoştur. Yani o anne aile baskısı o genç kızın üstündeki. Kardan adam yapacağım dediğinde sakın kardan adam deme canı adam çekiyor derler gibi. Atilla'nın mizahları. Ama diyorum ki yani şimdi de yayınlansa herhalde yani... çok sevilebilir hala. Çok sevilebilir. Bu sorunları sorunlarımız bitmiyor. Yani tabularımız bitmiyor. Hı. Baskılar yani hatta bitmiyor diyorum. Giderek katlanarak artıyor yani bu sorunlar. Şimdi nasıl buluyorsunuz? Şimdi televizyonun bugüne gelmişken. Evet. Hem televizyona bir hem kültür sanat hayatını evet. Türkiye'deki. Ben samimiyetle söylüyorum, izlemiyorum. Hiç açılmıyor televizyon, yıllardır. Sadece bizde çocuk kanalı izlenir belli bir saatte. Ve sonra müzik kanalı, belki en fazla hani belgesel izleniyor. Gerçekten samimiyetle söylüyorum, haberim bile yok. Yani kim ne yapıyor, nedir ama... tabii ki hani haberim yok derken elbette bir şeylerden haberdarım. Tepkisel olarak da izlemiyorum. Çünkü yıllar içinde bu kadar çok kadına yönelik şiddetin işlendiği, sorumsuzca işlendiği bu dizi içerikleri hiç olmamıştı. Şiddet üstüne her şey kurulu. Yani mafyalar, dalaveralar, şeyler yani insanlar birbirinin gözünü oyuyor. En yakın arkadaşlar arkadan kumpas kurup bir sürü işte kötülükler yapıyor. Yani günümüzdeki diziler benim değerlendirmem subjektif kötülük üstüne. Evet meşrulaştırıyorlar. Aynen öyle. İyilik yok, iyilik kayboldu. Bizim yaptığımız işlerde naif, dostluklar, mahalle ilişkileri, dayanışma, böyle doğru şeyler vardı. Onun için gerçekten moralimi bozuyor ve ben izlemiyorum. Yani hiç haberdar değilim ama arada şöyle eğer gözüm kayarsa mutsuz oluyorum izlediğim şeylerden. Dolayısıyla yani izlemek istemiyorum. Siz uzun zamandır sektörün içindesiniz. Peki kadın olduğunuz için zorlandığınız veya ayrımcılığa uğradığınız düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Benim pek olmadı. Yani bir örneğini çok hatırlamıyorum. Yani kadın olduğumdan dolayı bir ayrımcılığa maruz kalmadım. Ama bu benim... arkadaşlarımın, meslektaşlarımın, kadın oyuncuların da kalmadığı anlamına gelmiyor. Kalıyorlar. Örneklerini de zaman zaman hani bu tartışmalar basına yansıyor, görüyoruz. Biraz aslında o çatışmalar galiba hani başrol yani dekilerin daha çok
torunları oluyor. Tacize uğruyorlar, mobbingler yaşıyorlar. Bütün bunların gerçek olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bunlar yaşanıyordur. Ben biraz hep böyle yardımcı kadın falan olunca galiba yırttım. Bunlara maruz kalmadım. Siz çeviri de yapıyorsunuz, tabii, değil tabii, mi? Tabii, evet, yaptım. Şimdi artık yapmıyorum ama uzun İngilizce, yıllardır çok İtalyanca, yaptım. Almanca'dan. Evet, 27 oyunu çevirdiniz. Franco Rome ve Dario Fo'nun. Evet. İtalya'da tabii çok meşhur olan bir anarşistin kaza sonucu ölümü. Ödemiyoruz, ödeyemeyeceğiz gibi oyunları da Türkçe'ye kazandırdınız. Evet, şeyden devam edelim. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptınız 1996 yılında. Evet. Değil mi? Evet. Şu anda oyuncular arasındaki bu, hani az önce bahsettiğimiz bir sürü şey, işte set işçilerinin yaşadığı zorluklar vesaire. Evet, çok uzun saatler çalışıyorlar, güvencesiz çalışıyorlar. Evet, şimdi biraz daha geçmişe göre daha şey sanki oyuncular, yani haklarını talep eden görünür kılındı aslında bu sette yaşanan şeyler. Neler düşünüyorsunuz? Ya öyle mi? Ya da öyle mi belki, evet doğru. Görünür kılınıyor, doğrudur. Bunlar daha çok medya önünde belki tartışılıyor. Oyuncular sendikası özellikle bunun için çaba harcıyor. Fakat koşullar iyileşmiyor. Koşulların iyileştiğini düşünmüyorum. Biz de çok mücadele verdik geçmişte koşulların iyileşmesi için. Ben sektörün hep mutfak kısmında emek verdim. Çalıştım Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nde. Sonra fikir sanat eserleriyle ilgili, telif haklarımızla ilgili oyuncular meslek birliğini kurduk. Telif haklarımız için inanılmaz mücadele verdik. Fakat bir yerden sonra sistem önünüze barajlar koyuyor. Ve daha ileriye gidemiyorsunuz haklarınızla ilgili. Hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem sosyal haklar, hem fikri haklarla ilgili. Ne yazık ki bir adım ileriye gidemedik. Ben 95 yılında Fikri Sağlar dönemi Kültür Bakanı olduğu zaman Fikri Sağlar'ın geriye dönük sanatçı borçlanması yasası çıkarttığında, işte ÇASOT başkanıydım. 100'e yakın oyuncu ancak kendi cebinden geriye dönük o 20 yıllarını, işte bilmem 5300 iş gününü ödeyebilen 100 kişi çıktı da emeklilik hakkımızı aldık ve SSK en düşük işçi emekli maaşını sahip olduk. O günden bugüne ne değişti? Hangi oyuncu sigortalı çalışıyor? Hiç öyle bir şey yok. Sigortalı diye bir şey yok. Zaten en büyük mücadele bu. Bizlerden sanki patronmuşuz gibi serbest meslek erbabı yerine konuluyor. Biz fatura kesiyoruz, vergiler veriyoruz. Aslında biz emekçiyiz. Bunu 2019'da hala anlatamadık. Sosyal anlamda, haklarımız anlamında çok ciddi gasplar var, devam ediyor. Fikri haklar konusunda tamamen ters tepti. Kültür Bakanlığı'nın Avrupa Birliği uyum yasasıdır. Fikir sanat eserleri yasasındaki düzenleme, oyuncular komşu hak sahipliği aldı. Tüm tekrarlardan, bütün yurt dışı, yurt içi, bütün o satışlardan elde edilecek gelirden bir pay. Bu yönetmen de aldı bu payı, oyuncu da aldı, senarist de aldı falan. Fakat sonra bu Kültür Bakanlığı öyle bir şey yaptı ki kanun hükmünde biliyorsunuz kararnameler diye bir şeyler var. Böyle çekmecesinden onu çıkartıyorlar. Bu kararnameler kendi yaptıkları yasaları işlevsiz hale getiriyor. Dolayısıyla
Ne yazık ki bu kararnamelerle oyuncuların birer birer bu aslında yasal hakları hiç işlerliğini yerine getiremedi. Tam tersi geri tepti. Yasa var diye bu sefer ne yaptılar? Noterlerden, elimizden şeyler alıp işte tüm haklarımı, uzaya kadar olan tüm haklarımı devrediyorum diye belgeleri alıp ancak o koşullarda insanları çalıştırdılar. Şu anda halen öyle devam ediyor. Eğer Kültür Bakanlığı'nın desteklediği bir projede siz rol alacaksanız noterden bir kağıt vermek zorundasınız. Ben bütün haklarımı verdim diye. Ancak o dosyanın içinde o olursa bakanlık destek veriyor. Bakar mısınız ne kadar korkunç bir şey. Dolayısıyla yani oyuncular pek çok anlamda aslında geriye tepti koşulları yani. Ben en son işte hatırladığım Yalan Dünya setiydi. 15 saatten aşağıya dönmüyorduk evimize. Yani şu anda da bilmiyorum hani 10 saatte sınırladılar deniyor. Birkaç yıldır dizide çalışmıyorum ama yani süre o kadar uzatıldı ki dizi süreleri. Evet. 5 günde 6 günde bitirmek zorunda. Normal bir sinema filmi projesi 90 dakika. Bunlar 100 dakikaları çıkartıyorlar. 100 küsur dakikaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla bunu bitirmek için insan gücüne ihtiyaç var. Yani uykusuz bütün o enerjini sadece oyuncular değil bütün teknik ekip set çalışanları da aynı koşullarda. Dolayısıyla ağır bir emek sömürüsü halen devam ve güvencesizlik devam ediyor. Siz Bomonti'de ikinci el pazarında pazarcılık da yaptınız. Evet. Hatta bir röportajınızda oradaki kadın dayanışmasının çok güçlü olduğundan doğru. bahsetmiştiniz. Kadın dayanışmasına özellikle altını çizmiştiniz. Onu birazcık açar mısınız? Olur. Pazarcılık deneyiminizi anlatır mısınız? Tabii ki. Benim zaten yabancısı olduğum bir meslek iş değildi. Yani öğrenciyken de yurt dışında hep yaptığım için. Bir süre dizilerde çalışamayınca benim dostlarım bir baktım ben böyle bir şey yapacağım dediğimde bana yığdılar ellerindeki çok şeyi çok kıymetli eşyalar vardı güzel anıları da olan benim de kendi birçok şeyim vardı aslında biz bunu biraz şeyden yola çıktık çocuklar çok hızla büyüyorlar ve eşyalar, kıyafetler, onlar bunlar valizler dolusu evde kalıyor. Ne kadar da onları bir yerlere göndersen, işte köylere gönder, birilerine ver falan bitmek bilmiyor bu kıyafet ve ben artık illallah diyorum. Çok hızlı büyüyorlar ve durmadan böyle birkaç ayda bir kıyafet almak zorundasın. Bu birikimler falan da olunca biz öyle pazar, Bomonti pazarında ben şeye başladım, ikinci el işine başladım. Ama gittiğimde o kadınların mesela KHK'larla işten atılmış akademisyenler vardı. Çok çok değerli hocalar vardı, tercümanlar, mütercimler böyle yani entelektüel düzeyi yüksek bir pazar. O kadar sevdim ki oradaki kadın dayanışmasını, oradaki atmosferi. Onlar da bana çok sahiplendiler. Neredeyse artık böyle her hafta gitmek bana görev gibi oldu. Ben onları bırakamıyordum. Ve bayağı bir birlikte zaman geçirdik Bomonti'de. Duyan da geliyordu bizimle sohbet etmeye. Orada da üniversite vardır. Mimar Sinan. Evet. Bakıyorum oradan çalışanlar şeyini işte kahve makinesiyle geliyor. Hocam size kahve getirdik diye falan. Çok tatlı anılarım oldu gerçekten. Müthiş biriktirdim ben o pazarda da. Zaman zaman da çağırıyorlar işte. Gene onların oluyor böyle şeyleri. Değişik yerlerde de pazar açıyorlar falan.
Bu sene de gittim hatta. 2-3 gün gene bir takıldım onlara. Çünkü ben hakikaten o işi yaparken dinleniyorum, biliyor musunuz? Gerçekten dinleniyorum. Aslında zor bir iş gibi gözüküyor dışarıdan. Hiç yani değil aslında. Şöyle zorlukları var. Zorluğu ne biliyor musunuz? Tabii ki zor. Yani kadın olarak sabahın 5'inde... Çok erken kalkmanız lazım. Tabii. 6'da 7'de pazarı açmak zorundasın ve aslında çoğu tek başına onca ağır valizi, işte eşyayı kadınlar taşıyorlar. Kendin taşıyorsun. Tezgahını açıyorsun falan. Hani böyle fiziksel zorluklar gerektirecek şey. Ben o işi bıraktım çünkü menisküs yırtığı oldu dizimde. İki tane yırtığım oldu. Ağır taşımaktan oldu. Yoksa bırakmayacaktım gerçekten. Yani böyle zorlukları var ama şeysi çok fazla. Yani onun keyfi daha fazla. Gençlerle çalışmak nasıl? Yani siz şimdi az önce ustalardan bahsettiniz. Şimdi gençlerle çalışan bir ustasınız. Nasıl, gençler umut veriyor mu size? Ya ben gençleri hep çok seviyorum. Yani benim aslında bütün arkadaşlarım genç. Kendi kuşağımdan pek arkadaşım yok. Gençler, şimdi düşünüyorum mesela Atıf Yılmaz, o kuşak niye benimle çok arkadaşlık yapıyordu, dostluk yapıyordu diye bir kere sormuştum. Sen bize taze kansın dediler. Ha, çok iyi anlıyorum şu anda. Çünkü ben de gençlerden bu enerjiyi alabiliyorum. Gençlerle çalışmayı çok seviyorum tabii ki elbette. Onlara küçücük bir şey katabilirsem ama ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Karşılıklı bir tabii kesin öğrenmesi. Evet, evet. Evet, onların enerjisi çünkü harika gerçekten. Gençlere hiç laf söyletmem. Şimdi Aşk Dersleri ve Ben Rose evet isimli iki tane tiyatro oyununuz var. İsterseniz onlardan da birazcık bahsedelim. Aşk Dersleri 3. sezonu bitirdik. 4. sezona girdik. Çok güzel. Harika bir şey bu, dördüncü yılda girmesi bir oyunun. Bu yılın başında, Ekim ayında hesapladığımızda 25 bin üzerindeydi buluştuğumuz seyirci sayısı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sıklıkla oynadık. Oynamaya devam ediyoruz. Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da, oralarda da Türkiye'lilerle buluşuyoruz. Bizi davet ediyorlar, gidiyoruz, oynuyoruz ve çok seviyorlar. Evet. Biz de geleceğiz Merve'ye evet, bu arada izleme fırsatı evet, bu şimdi önümüzdeki Mart-Nisan oyunlarına mutlaka buluşalım. Geleceğiz. Aşk Dersleri adı üstünde. aslında klasik bir oyun değil. Ben sahnede aşağı yukarı 2 saat aynen sizle sohbetlediğim gibi sohbetliyorum seyircilerle. İnteraktif bir oyun. Bazen onlardan da bana karşılık geliyor. Bazen birisi tutamayıp kendini bir hikayesini anlatıyor. Onu oyuna dahil ediyorum. Tamamen zor aslında bir şey. Zor. Yani ona hakim olabilmek ve evet, tutabilmek evet çok zor. Ama hiçbir kaza olmadı şimdiye kadar çok şükür. Ara oyunlarımız var. Ara oyunlarımız gerçek oyunlar. Onları da Mert Küçülmez ve Serpil Özcan, Şahika Tekant benim çok çok sevdiğim arkadaşım. Şahika'dan mezun iki genç oyuncu. Harikulade oynuyorlar. Aşk Dersleri cinselliği anlatıyor. Son derece bilimsel olarak anlatıyor. Aslında hiç konuşamadığımız cinsellikle ilgili pek çok şeye dokunuyor. Ve hepimizde var olan tabular dokunuyor ve bu tabuları aslında bir grup terapisi gibi oraya gelmiş yüzlerce o insan, birbirini hiç tanımayan o insanlar bu cinsellikteki tabu olmuş bütün konuları, yani partneriyle konuşamadığı, annesiyle babasıyla konuşamadığı, doktorla uzmanıyla konuşamadığı her şeyi tak diye ben karşılarına koyduğum zaman gene çok eğleniyorlar, bir gülüyorlar. Kadın olarak çünkü sizin orada sahnede olmanız insanları muhtemelen daha çok konuşmaya da. Evet. Çünkü kadınların evet daha konuşmadığı evet bir alan. Öyle şeyler oldu ki inanın neler biriktirdik 4 senede. Yani kulise gelip yaşadıkları tacizleri, tecavüzleri, cinsel anlamda yaşadıkları olumsuz her şeyi
boynumuza sarılıp ağlayıp paylaşan bir dolu insanlar oldu. Ben eşime bunu yapmıştım diye 70-80 yaşına gelmiş ve öz eleştiri yapma ihtiyacı duyan erkekler oldu. Eşimle mutsuzuz, bizim de benzer sorunlarımız var, ne yapalım diyen erkek seyircilerimiz oldu. O inanılmaz yani, bu anlamda bize geri dönüşler oluyor. Tabii onu çözümleyecek kişi biz değiliz. Hı-hı. Ama en azından artık seyirci, izleyen, oyunu izleyen insanlar bunu konuşabilirim. Evet, o önemli bir şey. Eşimle konuşabilirim, partnerimle konuşabilirim ya da ben bunun için bir uzmana gidebilirim. Her neyse yani, ya da güvendiği kişiyle konuşabilirim. Yani bu noktaya gelebiliyorlar. Bir yerden sonra çok tabu kıymetli olmaktan çıkıyor. Aynen galiba öyle, aynen öyle. Bunu çok önemsiyorum ve aslında Türkiye'de yani 2011 yılında Başbakanlık Türkiye'de cinsellik bir tabudur ve okullarda bunun eğitimi olmalıdır kararı alıp 2019'dayız hala yasaklı devlet okullarında. Yani biraz da aslında devletin yani görevini sanatçı olarak biz yapalım diyoruz. Fırsat bulduğumuz, ulaşabildiğimiz aslında her yere gidip, yani Van'a kadar gidip, Van'da benim tabularım, ya ben Van'da erkeklere anlatamam dediğim halde onların ısrarıyla kadın erkek ayırmadan 1000 kişiye aşk derslerini oynadığımda inanılmaz güzel geri dönüşler oldu. Bir dolu teşekkür aldık. Çünkü insanların buna ihtiyacı var aslında. Konuşmaya ihtiyaçları var. Bununla ilgili. Neden cinselliği ve tabu hikayesini çok önemsiyorum? Şiddet o kadar arttı ki kadına, çocuklara, hayvanlara. Yani her gün giderek katlanıyor. Bu kadar eğitimsiz bir toplumsak eğer, yani diyorum ki ben de biz bu oyunu, yani bu ülkede bu mesele çözülmediği sürece oynamaya devam edeceğiz. İzin verildiği kadar yani. Çünkü bir çeşit misyoner gibi olduk aslında bu konuyla ilgili. Aşk dersleri böyle. Hemen söyleyeyim, 24 Mart'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde Kadıköy'de oynayacağız. Sonra 10 Nisan'da Barış Manço Kültür Merkezi Kadıköy. 11 Nisan'da Ataşehir Dastas'ta sahneye çıkacağız. Aşk dersleri, İstanbul oyunları böyle. Peki Bernozi'yi de hemen evet, söyleyeyim. Bernozi 9 Mart'ta premier yaptı. Gene bir Dario Fo oyunundan uyarlandı. Ekip arkadaşım Aşk Dersleri'nden Mert Küçülmez'in çok büyük emeğiyle ortaklaşa uyarladık oyunu. Oyunun aslında orijinal adı Şişman Kadın da Güzeldir. Şişman güzeldir dedik biz. Burada da bir bedeniyle barıştırma şeyi. Evet, bedeni tartışıyor. Obezite bir kadının hikayesi, dramı. Aslında yalnızlaştırılmış bir kadın, kocası terk etmiş. Kızında beden takıntısı var ve anneyi aşağılıyor. Dolayısıyla çok yalnızlaştırılmış 130 kilo bir kadının dramını komik bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Rosie bedeniyle hiçbir yerde var olamadığı için sesiyle çok ünlü bir kadın. Çünkü o kendine özgü bir radyo programı yapıyor ve onun bir dolu hayran kitlesi var. Bu Rosie'yi anlatıyoruz biz 1 saat 45 dakika. 9 Mart'ta premier yaptık. Eskişehir'de Rosie'yi, Eskişehir yolculuğu bizi bekliyor. Nisan'ın 8'inde. Sonra Rosie'yi biz biraz sezona saklayacağız. Sezonda hızlı bir şekilde umarım insanlarla buluşacağız. Her iki oyunumda da özellikle de Rosie'de de yine mutlaka umut var. Bedeniyle barışık olmayı, kadının ısrarla her iki oyunumda da söylüyorum. Kendinle barışık ol, kendini sev diye. Çok önemli bir şey zaten bu değil mi? İnsanın evet, kendi bedenini kendisine sevmesi. Kesinlikle. Rosie'de de aynı şeyleri söylüyoruz. Yani özet olarak umut hep var. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Merve, özür dilerim, sorun var mı? Son bir şey daha sormak istiyorum.
Başka projeler var mı tiyatronun yanında? Şu anda yok. Görünen bir şey yok. Ama oyunlarla bütün, devam bütün edeceksiniz. Yani bize proje zaten biliyorsunuz düşünürler ve proje gelir. Hani uygun bulursak da çalışırız, bu sinema projeleri veya televizyon işleri böyle oluyor. Arada işler geliyor gerçekten ama bir şekilde bütçesel nedenlerle Türkiye'nin ekonomik problemlerinden hani onlar hayata geçmiyor. Şimdilik yani somut bir şey yok gerçekten. Tiyatro ile yola devam edeceğim. Devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi değerli bir oyuncuyu ağırlamaktan onur duyduk gerçekten. Çok güzel bir sohbetti. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlere de yolunuz açık olsun. Başarılar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, bugün bir kadının konuğu, çok değerli sanatçı, tiyatro sanatçısı, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu, çevirmen Füsun Demirel'di. Kendisine ağırlamaktan onur duyduk. Haftaya tekrardan yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın. İyi akşamlar.